Evet, Tarkan'ın son şarkısı Geçecek üzerine bir karmaş oluştu. Ben de bunun üzerine bir yorum yapmak istedim. Bildiğiniz gibi Tarkan bu yıl yani 2022 Şubat'ında Geçecek diye bir şarkısını popüler sosyal medya olan YouTube'da reklamını yaparak yayınladı. Ve kendi alanında izlenme rekorları kırdı. Çok zaman geçmeden bu aralarda şarkı sözlerine takan gruplar şarkı sözlerini siyasallaştırarak Geçecek şarkısı üzerinden gündem oluşturmaya çalıştı. Ben de şarkının etkileri üzerine bir yorum yapmayı önemli buldum. Çünkü eserin sanatsal yönü ve melodinin sound'u dahil artı ve eksileri yerine şarkının sözlerinin siyasallaşmasını anlamlandırmak istedim. Eğer konu sizin de dikkatinizi çektiyse sonuna kadar izlemenizi, eleştiri ve yorumlarınızı videonun altında paylaşmanızı, katılıyorsanız sosyal medya ve mobil paylaşım alanlarında çevrenize ulaştırmanızı beklerim. Şimdi ülkenin vatandaşı olarak biz kimiz, devlet nedir, siyaset bizim için neyi ifade eder konularında bu alanda bazı fikirleri paylaşarak tespitlerde bulunalım. Şimdi biz devleti kuran unsurlar olarak ülkemizin gelişimine bağlı özgür bireyler olarak yaşamımızın konforunun artmasını isteriz. Ülkemizin gelişimi için çalışmayı bizim ve ülkemizin her bir birey için hizmet olarak görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin gelişmesi için her bir bireyin katkıda bulunması önemli. Katkıda bulunmak siyasi taraf olmakla olmaz. Aksine siyasetçiler bizim tarafımızda olmalıdırlar. Hiç siyasetçiler kendine biat edenlere taraf olabilir mi? Düşünün. Bence olmaz. Sanıyorum bu düşüncemde de aynı fikirdeyiz. Aynı fikirde değilseniz siz siyasetin içinde bir üyesiniz. Yani yöneticisiniz, mahalle başkanısınız, ilçe temsilcisiniz, ildesiniz, merkezdesiniz veya onun görevlendirdiği birisiniz. Yani siyasetin emrindesiniz. Türkiye'nin siyasetle olan kültürel eksikliğinin tespitini yapalım bir açıdan. Ülkesinin gelişimi için bir siyasi tarafı devam tutmak ve desteklemek, tutmadığı karşı tarafı siyasi olarak eleştirmek ve doğrusunu da yanlışını da yerden yere bulmak bizim görevimiz değil. Biz elimizle seçtiğimiz siyasilerin iktidarda olsun olmasın, ülkemizin gelişimini, bizim konforumuzu sağlamasını için çalışmasını istemeliyiz. Asıl sakat olan düşünce şekli, kendimizin yaşamsal konforu için seçtiklerimiz siyasileri başarısız olduklarına da savunmak. Yani bir tarafı savunmak, yani bir tarafı yermek zorunda değiliz. Biz bizim konforumuzu sağlayacak siyasileri yönlendirmek zorundayız. Bir kere oy vermekle olmaz. O seçildikten sonra da bizim tarafımızdan yönlendirilmeli. Eğer bizim bir sıkıntımız ve konforumuzda düşüş varsa bunu bildirmek de zorundayız. Kısaca toparlarsak, biz yaşamsal konforumuzu sağlayacak siyasal ve bürokratik kadroların bize hizmet etmesi için görevlendirilmiş asıl olan biziz ve devletin siyasal ve bürokratların tümü bizim vekillerimiz. Devletse ülkeyi kuran vatandaşların toprak bütünlüğü içerisinde örgütlenmiş tüzel kişilik. Yani iktidar bir devlet değil. İktidara gelmiş ben devletim. Değilsin kardeşim. Devlet benim aslında. Şimdi onu anlatmak istiyorum. Şimdi devletin vazgeçilmezliği ve bürokratik kadrolar. Siyasiler zamanı gelince bizim elimizde devam eder veya değiştirilir. Oy veririz, devam ettiririz, vermeyiz, değiştiririz. Yani çoğunluğun kararıyla diyorum. Biz dediğim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bakanlıklarda, vergi dairelerinde, SGK'da, askeriyede, poliste, valiliklerde, kaymakamlıklarda, belediyelerde ve diğer devlet teşkilatlarında çalışan devletin en alt görevden en üst görevlisine kadar bütün personel devletin tüzel personeli. Bir patron aranıyor ise tüm devlet teşkilatının tüzel kişiliğin personeli var ise bu tüzel kişiliğin patronu kimdir diye sormak gerek. Bizim elimizde seçtiğimiz en üst görevli dahil hiç kimse devlet teşkilatının patronu olamaz. Vekalet edebilir. Vekil hiçbir zaman patron değildir. Patron eliyle seçip devletin tüm teşkilatlarının yönetmesini isteyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte yaşama kabulünü görmüş bütün vatandaşlar. Yani patron biziz. Siyasete gelirsek, Cumhuriyet ve demokrasiye göre ki biz demokratik bir cumhuriyetiz, devlet işlerini yürütmek için vatanına bağlı seçme ehliyeti olan vatandaşların arasında ülkenin gelişimi için fedakarlık yapacak bireylerin arasından seçtiği kişilerin devleti yönetme bütünüz. Yani biz seçiyoruz elimizde ya. Bütün derken tek tip siyasetten bahsetmek, bütün vatandaşları tek tip yapmak demektir ki demokraside bu imkansız bir ayrım. Ülkede vatanına bağlı vatandaşların tek ortak noktası vatan selamet için çok özel durumlarda bağımsızlık ve özgürlüğü adına yapılacağı mücadeledir. Bundan başka ortak nokta bulamayabilirsiniz.
Bu mücadele devlete karşı silahlı düşman duruşunu haricinde olamaz. Yani birbirimizle siyasi mücadelede, fikri mücadelede vatan savunması gibi ortaklaşmak zorunda değiliz. Çünkü biz devletimizi özgür olmak, fikrimizi bu şekilde paylaşabilmek ve var etmek için fedakarlık etmiştim nesin torunlarıyız. Devleti bölmek ve zarar vermek için silahlı mücadelenin haricindeki siyasetçilerin dururken tüm önermeleri, söylemleri hatta provokasyonları ortak paydaş bulmaz. Bulmamalıdır. Bulamıyor da zaten. Dolayısıyla mesela bir şey var, ihanet. İhanet Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı mücadeleyle bölmek ve zarar vermek için terörize faaliyet gösteren kişilerin haricinde dile alınmamalıdır. Çok kullanıyoruz siyasette. Hain sözü ucuz bu şekilde karşı tarafa söyleyen, o karşı taraf ne olursa olsun, iktidar muhalefeti, muhalefet iktidara veya o buna, bu şuna fark etmez. Söyleyen bana göre devletine, demokrasiye ve bize ihanet anlamındadır. Siyasetçiler bizim ellerimizle devletin yürütülmesini üstlenmesi ve farklı fikirleri savunarak gelişme sağlaması için aramızdan seçtiğimiz vatandaşlarımızdır. Yani iktidar sadece siyaset demek değil, muhalefet de siyaset demek veya muhalefete girmemiş temsilcilerimizle, vekillerimizle siyasetçi demek. Bilgili, tecrübeli olabilirler ama seçim zamanı geldiğinde yine bizim elimizde bakıyorlar. Ne biz bunu unutmalı, ne de unutturmalıyız. Tüm bu tespitlerden sonra gelelim Tarkan'ın geçecek şarkısına. Tarkan diyor ki şarkında siyasal mesaj yok. Ya siyasal mesaj olabilir de. Demokrasilerde devletin tüzel kişilik içerisinde görevi bulunmayan bireylerin fikir özgürlüğü bakımından söylese ne olur, söylemese ne olur? Değil mi? Demokratik devlette tüzel kişilik içinde değilsen söyleyebilirsin. Çünkü tüzel kişilik bugün bu siyasi partinin tarafından da yönetilebilir, başka siyasi parti tarafından yönetilebilir. O yüzden onun haricinde kalan bütün bireyler fikir özgürlüğü bakımından söyleyebilirler. Yani tabii edep, adap içinde. Bu başta bir edepsizlik, adapsızlık yok. Ülke Tarkan tarafından, yani böyle söylenen ülke Tarkan tarafından işgal mi edilir? Yok. Ya da siyaset mi çöker? Yok. Devlet mi çöker? Yok. Veya bizim konfor ve huzurumuzu mu bozar? Yok. Biz bizi ilgilendirmeyen konulara niye müdahale ediyoruz ki? Niye müdahale ederiz yani? Diyelim ki iktidara mesaj verdi. İktidarın temsilcileri cevap veremiyorlar. Niye biz cevap veriyoruz? Tarkan'a cevap veremezler mi bunlar? Tarkan ateş püsküren bireylere, gazetecilere ve diğer kamu görevlilerine ne oluyor arkadaş? Yani kişilere ne oluyor yani? Onlar çıksın söylesin. Madem bir laf var, onlar açıklamada bulursun. Kaldı ki sanatsal bir şeyi eleştirmeye de gerek yok. Hatırlarım, eski cumhurbaşkanlarımızdan birisi kendi karikatürleriyle ilgili sergi hazırlıyor. Değil mi? Yani biraz toleranslı, biraz hoşgörülü olmak lazım sanata karşı. Bir de muhalefet liderleri ve temsilcileri Türkiye'nin gelişimi için muhalefeti beceremiyorlar. Tarkan'ın şarkısına sarılıyorlar. Ya bu da basit bir şey yani. Madem Tarkan'ın şarkısıyla iktidar devirecek bir durum varsa seçim zamanı Tarkan'ı iktidarın karşısına koyun. Hani bugün başkanlık sisteminde başkan olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak koyun. Olsun bitsin. Daha ayağınız yere basan yol haritanız yok demek ki. Siz ne işe yarıyorsunuz diye sorasım geliyor. Yani iktidar tarafı bir taraftan saldırıyor, muhalefet tarafı bir taraftan saldırıyor. Kimi siyasi mesaj veriyor diye olabilir, kimi pandemi atıfta bulunmuş olabilir diyebilir. Hatta farklı mesajlar da çıkartabilir. Bunu örnek olarak, bu şarkıyı örnek olarak bir vezinle hatırlatmak isterim. Hatta iki vezin olsun bu. Nezen Tevfik ne diyor? Geldikleri gibi gitmediler. Kimi itini bıraktı, kimi bitini, kimi de piçini bıraktı diyor. Şimdi bunda alınan olabilir mi? Olabilir. Ne diyelim yani alınıyorsa, bu şarkıda alınıyorsa ne diyebiliriz? Hatta bir Neyzen'in bir sözü daha var. Diyor ki, ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırınarsız memleket haramı. Şimdi Neyzen bu sözleri ortaya bırakmış sanatsal olarak. Bence sanat değeri var çünkü tüm kitleleri etkiliyor. Tıpkı Tarkan'ın şarkısı gibi. Kimdi üzerine almak ister şimdi? Nasıl mesaj almak istersen alabilir ya. Tarkan da böyle bir parça yapmış. Gerek var mı üzerine alınmaya insanların? Var veya yok. Şimdi itiraf etmem gerekirse hayatımda takip etmediğim, parçalarını bazı sevdiğim sanatçılar gibi özel bulmadım ama büyük kitleler tarafından takip edilen bir sanatçı olan Tarkan'ın şarkısı benim için artık bir sanat eseri bu anlamda. Ne olursa olsun birilerini olumlu, birilerini olumsuz olarak büyük bir kitleyi şarkı üzerine alınabilecek şekilde etkileyebiliyorsa
geçecek bir şarkı olmaktan çıkmış, bir sanat eseri olmuş demektir. Ve Tarkan da bunu isterdi herhalde. Bence amacına ulaştı. Neyse, takip edenlere selamlarımı iletiyorum. Bu konuyu sadece bir şarkı olarak kalmasını ve üzerine alınanların alınmasına bizi ilgilendirmediğini, bizim kendi konforumuzu, gelişimimizi istediğimizi dillendirip siyasilere iletmemiz gerektiğini, bürokrata iletmemiz gerektiğini, onun haricinde onların çarpışmalarının veya siyasal münazalarının veya siyasal manevraların onların alanlarında kalması gerektiğini, bizim sadece gelişimle ilgili bazı şeyleri onlarla paylaşarak bizim konforumuzu artırmaları gerektiğiyle ilgili bazı çalışmalar yapmamız gerektiğini söyleyebilirim. Kalın sağlıcakla, sağlık afiyet diliyorum size.